Ben bir ulu şehirim can, sevenlerim gezer beni. Okuyun ulu kitabı, Adem diye yazar beni. Okuyun ulu kitabı, Adem diye yazar beni. Ali can can, Ali can can, ulu hünkâr veli can can. Ali can can, Ali can can, ulu hünkâr veli can can. Evet değerli Hayatın Rengi izleyicileri, bir programdan herkese merhaba diyoruz ve bu haftada nerede olduğumuzu sizlere hemen açıklamak istiyoruz. Gördüğünüz gibi her taraf yine rengarenk, yine hayatın tüm renkleri hakim bir şekilde objektiflerinize yansımış durumda. Kuluncak ilçesine bağlı Bicir köyündeyiz. Evet, bu hafta Kuluncak'a geldik ve Kuluncak ilçesindeki Bicir köyünü sizlere anlatmaya çalıştık. Burada tohma çayı geçmekte gördüğünüz suyu da anlatalım. Ve arkamızda da hemen bir dağ var. Oraya da Gala denilmekte. Tabii bunlarla ilgili tarihçeleri sizlere daha sonraki röportajlarımızda aktaracağız. Tüm bilgileri buradan anlatmaya çalışacağız. Bugün de hava çok serin diyebilirim. Burası da gördüğünüz gibi hem yeşil hem suyun da bol olduğu bir yer ve tüm her şeyi birlikte görebilirsiniz. Bu arada Bicir köyü Malatya'ya 130 kilometre uzaklıkta. Vücudum şehri bir alem, mallarım var kalem kalem. Dükkanımda durur Mevlam, gezin pazar pazar beni. Dükkanımda durur Mevlam, gezin pazar pazar beni. Ali can can, Ali can can, ulu hünkâr. Evet değerli izleyenlerimiz, Bicir köyünün köprüsünden geçtik. Maden köprüsü de orası. Gerçekten güzeldi. Görünüm olarak da hoştu ve eskiydi. Burası da İmam Hasan dedikleri tekke bölümü ve bir yer olarak belirlenmiş. Aslında burada insanlar gelip dilek diliyorlarmış. Gördüğünüz gibi taşlarla da yığılmış bir şekilde duruyor. Hatta mum yakılmış. Rivayetini tam olarak bilemiyoruz ama işte insanların kendi inançları çerçevesinde bir nevi dileklerini yerine getirmek için ya da rahatlamak için gelmiş oldukları yerlerden bir tanesi de burası. Burası da Bicir köyünün tam girişinde bulunuyor ve Bicir köyüne gelen insanlar burada kendi köylerindeki insanlar bildiği süreç içerisinde dileklerini dileyip direkt köylerine gidiyorlar. Bakalım artık kimlerin dilekleri gerçekleşiyor, kimler neler yapıyor. Bunları da köyün içine gittiğimizde sizlere anlatacağız. Az sonra da köyün kuş bakışındaki durumunu göreceğiz. Değerli izleyenlerimiz, şu anda Kuluncak ilçesine bağlı Bicir köyünün çanak bir yapısı var ve sizler de bunu görüyorsunuz. Ufak bir tepesi var. O tepeye çıktığınız zaman direkt olarak köyün yapısını anlayabiliyorsunuz. Bizler de buraya çıkmayıncaya kadar anlamamıştık ama şu anda o kadar güzel bir görünümü var ki çok düzlük bir yapısı var gördüğümüz kadarıyla. Bir çanağı andırıyor. Adeta bir çanak şeklinde. Çünkü etrafı dağlık ve ortası ise sadece böyle geniş bir alan, arazi. Kayısı bahçeleri işte herkes bir takım şeyler yapmış, yetiştirmiş. Ama görünüm itibariyle görülmeye de değer bir köy. Köylü çalışan vatandaşlarımız, yaşayan vatandaşlarımız bence yeterince değer vermişler köylerine ki böyle güzel bir eser çıkarmışlar dağların arasında. Güzel bir görüntü çıkarmışlar. Burada yazın dinlenmek, gelip tatilini geçirmek için de güzel bir yer olduğu bize söylendi ve bu da gerçekten şu anda görüntülerimizde izlediğiniz gibi de kanıtlandı. İşte Bicir köyü. (Gülüyor)
dılgı desen seher yelleri, ılgı dılgı desen seher yelleri. Doğru gelir doğru doğru gider mi yazar? Hakkın emriyle çürüyen canlar canlar. Verdiği ikrarda durur mu yar yar? Verdiği ikrarda durur mu yar yar? Durur mu yar yar? Pazarlık mı olur olur adil dükkanda? Neyli muhabbetim de kaldı yar sende. Bu divan olmazsa ulu divanda. Dost benim sivarim verir mi yar yar? Verir mi yar yar? Pazarlık mı olur olur adil dükkanda? Neyli muhabbetim de kaldı dost sende. Evet değerli izleyenlerimiz, her şeyin bir ayrıcalığı var. Bizler de ilk kez ve bu köyde ilk kez televizyon anlamında Güneş TV'yi konuk etti. Gerçekten herkese teşekkür ediyoruz bizi buraya davet eden. Özellikle bizim buraya gelmemizde vesile olan Hasan Öğütçü var. Az sonra kendini tanıtacağız ama. Ya, hoş hocam, geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Şeref evet. Verdiniz. Hasan Öğütçü dedik. Bizlere öncülük eden kişi. Evet efendim, evet. Köyünüze geldik. Bizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle siz ve arkadaşınıza kalpten hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz bize. Köyümüze ilk gelen televizyon ekibisiniz. Onun için onurlandırdınız bizi. Bicir Köyü çok eski bir köy. Çok eski bir geleneği olan bir köy. Bu anlamda ben de işte iki haftadan beri buradayım. Bazı çalışmalarımız oldu. Sizler de bu çalışmalarımıza belirli alanlarda destek verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi biz geldik. Gel gel yol bitmiyor. Bu köy nereden nasıl oluşmuş? Bu köy, evet köyümüz güzel eski bir Türkmen köyü. Fakat uzak şehirlerden, şehirlerden çok uzak. Sivas'tan uzak, Malatya'dan uzak, Kayseri'den uzak. Bunun sebebi Alevilerin tarihiyle ilgili. Hep böyle dağlık alanlarda kaçmışlar veya kaçmak zorunda kalmışlar. Sebebi o yani, başka bir sebep yok. Köyümüz bir dede köyüdür. Bu köyden, Bicir'den giden dedeler, Şah İbrahim Veli Ocağı'ndan olsun, Dede Kalkın Ocağı'ndan olsun, Halep'ten Aydın'a, Manisa'ya, Balıkesir'e kadar yüzyıllarca dedelik yapmışlar. Çok eski bir geleneği var, hem yazılı hem de sözlü. Onları toparlayıp bizden sonraki gelecek nesillere kavuşması için bilim dünyasının emrine verdik. Bizim elimizde şu anda 33'ün üzerinde eski eserler var. Bunların bir kısmı bizzat köydeki dedelerin kendi el yazmaları. 1954'te ben biraz sonra gösteririm. Hatta kendileri köyde çevirme yapmışlar. Eski Osmanlıcadan Türkçe'ye çevirme yapmışlar. Buyruğu yapmışlar. Cem'le ilgili çevirmişler. Bu anlamda biz bütün bu eserlerin Türkçe'ye çevrilmesi için Heidelberg Üniversitesi ile bir proje çalışmalarımız var. Bir ay sonra köyümüze tekrar bir bayan gelecek. Kendisi Yanina isminde bir genç bir Heidelberg Üniversitesi'nden yeni mezun olan bir bayan. Doktora tezini bu köyümüzdeki Şah İbrahim Veli Ocağı ve Dede Kargın Ocağı üzerine yazacak. Bu da hem bizim açımızdan hem de bizden önceki gelen burada yaşamış dedelerimiz açısından çok onur verici bir çalışma. Desenize köyünüz bayağı şeylere öncülük yapacak. Özellikle doktora tezini hazırlamak isteyenlere, araştırma yapmak isteyenlere güzel bir örnek yer diyebiliriz. Çok çok evet, o konuda haklısınız. Biraz geç kaldık. Bundan 10 yıl önce bu çalışmalar başlamış olsaydı çok değerli insanlarımız bizden ayrılmadan, hakka yürümeden o dedelerimizle konuşmuş olsaydık bugün Alevilikle ilgili birçok alandaki konular daha da açıklığa kavuşmuş olurdu. Ama nereden başlasak o anlamda güzel. Nereden dönsek ya.
açıktır gülü. Bize yardım eyle Şeyh'ir bahamı veli. Benim pirim Şahim Erden Ali'dir. Düşmüşler canına yetenden medet. Mağlukat tükenmiş, insan azalmış. Gene sen birisi velama muret. Şah oğluyum durdum dara, dığındım gani settara. Benim birim Şahim Erden Ali'dir. Düşmüşler canına yetenden medet. Mağlukat tükenmiş, insan az kalmış. Gene sen bilirsin eleman buraya. Bu da devriş al dedemi demesi. Mulla dediğinle buraya geliyorlar kırklarla konuşmaya da. Hem genç olursun hem kocasın. Nezergahta dersin sunan hocasın. Cansız duvarların yeri den sensin. Elindedir kara ilan cansız duvarlara binen. Cenaze yedi unden ölüyü diri kılan. Medet Muret Şahim Erden Ali'sin. Şimdi şeyin duasını da söyleyeceğim. Söyle. Ama dursana aklıma geçeyim de. Şah oğluyum durdum dara, dığındım gani settara. Benim pirim Şahim Erden Ali'dir. Düşmüşler canına yetenden medet. Mağlukat tükenmiş. İstenez kalmış. Gene sen bilirsin eleman muret. Muhammed Mustafa doğrudur yolu. Zeynel abidinin açıktır gülü. Bize ne yardım eyle Şakır babam benim. Kafam şey oldu mu? Meryem Ana, canım. Ağzına diline sağlık. Bu deyişleri nereden öğrendin? Nasıl öğrendin? Biz bunu içinde yetiştik. Dedemiz şey köyde şeyi var. Tülbesi var. Yerişmiş Cenab-ı Allah'ın kulu. Biz onların torunuyuk. Biz cem ederdik, aptalımız ederdik. Dedeler hep bütün, biz onlarla büyüdük. Şimdiki gençler havas etmiyor. Hep dağıldı. Niye heves etmiyorlar sizce? Büyükler öldü, küçükler de etmiyor, kulağı asma. O zaman büyükler öğretmemiş değil mi? Büyükler öğretmedi. Öğretecek. Büyükler ha bunun bir dedesi vardı. Köyün yarısına akıl verirdi. O adam öldü. Bu ne belleyecek? Dedesi öldü. Kimsesi yok. Kimse kalmadı. Bize Bicir köyünü biraz anlatır mısınız? Siz ilk geldiğiniz zaman buralarda ne vardı, ne yoktu, neler yapılırdı? Biz ilk gelince üç ev gelmiş buraya. Bir İdrizler gelmiş, bir de Celiller gelmiş. Ondan sonra biz şeyden gelmiştik, Merzime'den. Orada dağılmış, bura dar demiş. Kurban olduğum. Veli dede. Ulan kafam gitti, azıcık maraklandım işte. O dede dağılmış, biz de Merzime'den gelmiştik. Bu köyün yarısı da her biri bir şeyden gelmiş yani köylüsü. Dedeler şeyden gelme, Merzime'den gelme. Kızım şimdi bizim orada Veli dede ölmüş. Kurbanım. Veli dede ölmüş. Alefen Dağ'ın buradaymış. Dere köyde Beğellezade'dirmiş. Bunlar eyle olmuşlar. Nasıl orada gelmişler da, buraya? Neden gelmişler? Neden gelmişler? Şeyh'ir Bami Veli demiş ki, bura dar demiş. Dar melmeket hepiniz de dağılın demiş. Ondan dağılmışlar. Yani orada dar demiş. Yani Merzime dar. Bu sığmıyorsunuz. Mülkünüz yok demiş. Gidin kendinize bir yer bulun demiş. Kendinize öyle bir yer bulun demiş. Ondan dağılmışlar. Aa bunları dedesini de bir başka şeyden gelmek. Başka bir kabileden gelme bunlar da. Şimdi biz de Merzime'den gelmeyik. Ceneverlerden 12 imamlardan kızım biz. Sizin soyunuz bayağı bir geçmişe dayanıyor ve güzel bir de soyundan geliyor. Talipler. Ondan sonra bize dedeler derler. Dedeler ayrı, yani talipler ayrı. Meryem Ana, şimdi ben seninle konuşuyorum. Ha. Şöyle güzel bir yüzün var. Yani yanakların olsun böyle parlak. Birkaç yaşındasın. Bir de bu parlaklığını neye borçlusun? Cenab-ı Allah'ın nuru.
Bir adam bir adama beddua ederse diyor ki Allah diyor siftahı diyor dizi ferine ala yüzüğü nuruna ala diyor. Biz Ali evladık kızım. Bizim annemiz Fatma Hatun vardı. Sülale her tarafta adını almış diye benim annemin annesi. Sanki yüzyaşındaydı yağlı almak ikisinin yüzünde otururuydu. Bu bizim sülale sürer. Kaç yaşındasın Meryem Hanım? Vallahi ben 90'a yaşayacaktım. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun böyle sağlıklı? Yani hiç ince şey yağı yemem. Fite yağı, öteki başkaları yemem. Tek başıma benim uşağım bayini alır. İnek yağı yerim, yoğurt yerim. 90 yaşında? He. Yani neler yapıyorsun? Sen bu köydesin, tek başınasın. Ne işle uğraşıyorsun? Ya bu bahçeyi kendisi yapıyor, biliyor musunuz? Yani bir adam ırgat falan almıyor. Yani çapayla olsun, kürekle olsun, sulamasın. Bunları tek başına yapıyorsun. He, şimdi gezersin. Ben çok çok çalışkanıdım da yalnız. Bu yılan şu dizimde bir bakacağımı, küprelerim, kazmalarım, sularım. Ondan sonra dinamomu çalıştırırım. Çalıştıramadığım halde bacım oğlu çağırırım. Gel çalıştırır elmiyor. Ben suyumu ne mi sularım. Bu ile alenece. Ben bu bostanımı yaparım. Soğanımı dikerim. Elden evvel. Yani bu yaşta halen bu ben yaşta, bunları yapıyorum diyorsun. Hamurumu yoğururum. Ekmeğimi ederim. Çamaşırımı yürürüm. Benden küçükler torunlarım olacak. Yaşıtları yerinden kalkam. Bana da Allah böyle bir gün yaş vermiş yavrum. Alamazsın. Bin cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Böyle bir yerde de çıkıp damın başında diyelim köy tabiriyle röportaj yapmamak olur mu? Elbette ki olmaz. Bizler de bu köyde yaşayan, Bicir köyünde yaşayan ve ileri gelenlerden bir vatandaşımıza röportaj yapacağız. Efendim isminiz nedir? Benim ismim Hasan Gazi Öğüşçü. Evet, biraz bize Bicir'i anlatır mısınız? Valla Bicir'e işte biz aslan Merzime'den gelmeyiz. Bu Ballıkaya köyde bir köy asas bizim oradan gelmeyiz buraya. Fakat tabi büyük dedelerimiz gelmişler. Tabi biz tarihinin ne geldiğini neyini bilmiyoruz. Ama dedelerimiz de eskiden otobüs yok, araba yok. Buradan efendim işte Halep'e falan hep şeye giderlermiş. Dedeliğe giderlermiş taliplerini görmeye. Hatta orada 5 ay, 6 ay, 7 ayda kaldıkları günler olurlarmış. Ondan sonra tekrar baharın geri köye gelirlermiş. Köyümüz çok iyi bir köy. Efendim köyümüzde 8 yıllık öğretmen o işe okulumuz var. Biz yaptık o okulu kendi gücümüzle yaptık. Efendim sonra çok güzel yetişkin talebelerimiz var. Yetiştirilmiş memurlarımız var, doktorlarımız var. Yani köyümüz çok ileri bir köy, çok iyi değerli bir köyümüz var bizim. Evet, dedeleriniz Halep'e, Şam'a giderlermiş. Orada aylarca kalırlarmış. Anlatır mısınız? Herhalde sizler de deyişler falan biliyorsunuz. Evet, dedem orada 6 ay kalırmış. 6 ay yani 10. ayda 9 veya 10. ayda giderimiş. İşte bu 5. aylarda falan tekrar gelirmiş. Gelirken dedem yayan gidermiş. Gelirken dedeme talipleri bir at vermişler. Doğru bir at vermişler. Dedem işte oradan çıkıp buraya gelirken şöyle bir beyit söylemiş. Kanaat edelim simizar yete, yollar çamur olmuş azebi marta, bizim el melmeket burnuma tüte, kuş olup konalım bizim ellere. Maraş'a geldim de hep üzüm bağı, hasteye benziyor sağlamısa, sabahtan yol versin şu ahırda, kuş olup konalım bizim ellere. Halepli doğrusu bilmiyor yolu, amanetim sana Erdeviş Ali. Şöyle memlekete kavuştur beni, kuş olup konalım bizim ellere.
bir oğlan çocuğu varmış, ismi de Ahmet, onu çok severmiş dedem. Ahmet'i güllüye alayım şeker, dillerim söylüyor, gözlerim döker. Ahmet'i güllüde yollara bakar, kuş olup konalım bizim ellere. Evet efendim, şimdi siz yalnız yörenizin diliyle bize bir türkü veya bir beyit, hangisi gönlünüzden geçerse okur musunuz? Olur siz. O kadar yoldan geldik, tabii ki olacak. Vücudum şehrini seyran eyledim, dört kapını yetmişten ikiye de yol var. Evvel 66'yı sınavaya uğradım. Altısını da türlüye hal var. Aliyar da hoda gayam, aliyar gayar. O da bilir de beni giyem demeyli giyem, sende var ayar. El aman efendi giyem de kapına geldim. Birinin beş kocası mayın ayarda ben kızım diyeyim. Birinin alt anası mayarda muşu gözüm diyeyim. Bir koyun on kuzu kuzla gayarda ben yok yazım diyeyim. O koyunun memesi yok yok sütüm ayır. Aliyar gayarda hoda gayam aliyar. O da bilir de beni giyeyim de gönlüm sende var ayar. El aman efendim haydayar da kapına geldim. O koyunu südü ne tatlı ne acıyım. O koyunu südü ne de tatlı ne acıyım. Onun ona göre vardır mühtacıyım. Vardır mühtacıyım. Fidan bahçesinde haydar haydar bir gül ağacıyım. Her dalını da on ikişer dili onayır. Aliyar haydar, haydar aliyar. O da bilir de benim de gönlüm sende mayır. Hatayım bu sirre denireyimdir sana. Hatayım bu sirre haydar 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 denireyimdir sana. Deşardaki sultanı da göreyim dersen, göreyim dersen. Ahiretten cennete ölem, ölem gireyim dersen. Cem evine de diri diri de varmam ölüvayım. Gönül sen.
fazla tabii ki genç, yaşlı herkese mikrofonu uzatıyoruz. Köyde nasıl yaşadıklarını kendi ağızlarından öğrenmiş oluyoruz ve yanımızda da bir arkadaşımız var. Efendim isminiz nedir? İsmim Hüsne Kuşdoğan. Evet Hüsne Hanım, siz Bicirlisiniz değil mi? Evet, Bicirliyim ben. Anlatır mısınız bir bayan olarak siz burada neler yaparsınız, günlerinizi nasıl geçirirsiniz köy yerinde? Vallahi köyde yaşam çok zor. Kayısıyla uğraşıyoruz. İşte ev işleri. Yaşam böyle geçiyor yani, çok zor. Kayısı işleri daha da çok zor. İşler de başladı bu arada. Evet. Diğer işte tarlada falan uğraşıyoruz. Köyde böyle geçiyor yani başka. Şimdi sizin biraz yeriniz de uzak. Yani işte köyün merkezine diyeyim herhalde uzak. Kendi yaşıtlarınızda insanlarla görüşebiliyor musunuz burada? Zaman zaman görüşüyoruz. Vakit buldukça görüşüyoruz. Tabii köye gidip geliyoruz. Akraba, eş dost ziyaretine gidip geliyoruz. Tabii sürekli burada kalmıyoruz. Ama kışın da burada kalınca biraz daha zor oluyor. Şartlar daha zor oluyor ama gidip geliyoruz yani. Köyle bağlantımız var ya. Okula hazırlanıyor yeni. Adın ne senin? Deniz. Deniz, kaç yaşındasın? 5. 5. Sen burada ne yapıyorsun? Arkadaşların var mı? Motor sürüyorum. Motor sürüyorsun. Başka bir şey istiyor musun sen? Bir şey istemiyor musun? Neyin olmasını istiyorsun? Söyle ki bir söyleyelim. Bir şeyim istemiyor. Her şeyin var o zaman. Annene babana yardım ediyor musun? Kardeşlerine? Herkese yardım ediyorsun. Yaramazlık yapmıyorsun değil mi? İsmin nedir teyze? Adat Yılmaz. 82 yaşındasın. İyiyim, kurbanım, rahatım, ne olacak? Ya ne yapıyorsun sen burada şimdi? 82 yaşındasın. Nelerle uğraşıyorsun? Gününü nasıl geçiriyorsun? Günümü nasıl geçiriyorum? Günümü ayrılım işten düştü. Eskeki kazancımı yiyorum. Neyin var senin? Emekli memekli bir şey mi? Yok, bir şey yoktur. Yok. Emeklim nem yoktur. Tek mi yaşıyorsun? Tek yaşıyorum Eşin öldü. Eşim öldü. Oğlum çocukları? Öldü. Oğlum öldü. Torunlarım var. Hollanda'da kızım var. Kurbanım sana. Ben de nasıl kendi yemeğini, içeceğini, diğer ihtiyaçlarını nasıl yapıyorsun sen? Nasıl yapıyorum, yiyorum. İşte var, kocamın malı kaldı, onu da yiyorum. Onu da yiyorsun. Onu da yiyorum. Kurbanım sana. Sağ olun. Arkadaşların var mı köyde? Arkadaşım köyde de yoktur. Bacım oğlanlar var, onlara varayım. Başka yoktur. Kocam öleli 34 sene oldu. 34 senedir tek başına. Tek başına. Senin yanakların kırmızı kırmızı. Bunu neye borçlusun? Ne yedin? Ne içtin sen burada? Ne yedim işte? Teneşire çıkacağım. Allah teneşir güzelliği versin ki Yayhan'ı kan diyeler ki ne güzel kadın diyeler. Evet, Hayatın Rengi izleyicileri, Bicir Köyü'ndeki çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda köyün iç kesiminde bulunuyoruz. Burada da vatandaşlarımız var. Sağ olsunlar geldiler, bizleri kırmadılar ve kendi duygularını, düşüncelerini, yaşam tarzlarını burada öğrenmeye çalışacağız. Yanımızda da köyün muhtarı var. Efendim isminiz nedir? Halif Özdemir. Evet Halif Bey, siz Bicir Halife, pardon özür dilerim. Bicir Köyü'nün muhtarısınız. Biraz bize anlatır mısınız buraları? Bicir'in şu anki veya yerleşim olarak gelmiş çok önce tarihinden birazcık ondan şey yapayım ben. Daha sonra güncel yaşam yani bu şeyini. Bicir 1568 yılı 1568 yılından kurulmuş. Ayvalı'ya bağlı 38 haneli bir köy. 1568'de kurulmuş. Ayvalı nahiyesine bağlı 38 haneli bir köy. Alakse, Kastallı ve Alcıkpınar olarak geçen yukarıdaki yaylalara önce oraya yerleşilmiş, köye daha sonra buraya gelinmiş. Tarihi çok eski. Dediğim gibi bu 38 kişilik bir isim, vergi sahibi olan, vergi numara olan olan insanlar isimleri var. O ayrı konu. Bugün itibariyle köyün 200-250 hane, 200-250 hane üzerinde olup, özellikle yazın nüfus 1500-2000'e çıkar. Eğitim açısından, eğitime çok önem verildiğinden kışın yani 10-11. Ay gibi
O civarda Malatya eğitim için gidilir. Malatya'da 100'e yakın ev var. Hatta 100'ü geçen. Dediğim gibi eğitim için gidilir. Ondan ziyade sosyal bir yapılı, paylaşımcı, bölüşümcü, ekonomik olarak Kayseri'ye bağlı durum.